Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlar aldık. Bu arada Başkan Erdoğan biliyorsunuz Bakü'deydi. Oradaki zirvede önemli açıklamalar yapmıştı ama dönüşte de uçakta önemli açıklamalar yaptı. Şimdi sevgili arkadaşım Hilal Özdemir bizi bekliyor İstanbul'da, İstanbul stüdyoda. Hemen ona dönelim. Hem Hilal'e kolaylıklar dileyelim hem de o açıklamanın detaylarını Hilal'den dinleyelim. Cansın biz de sana kolaylıklar diliyoruz ve ben hemen sıcağı sıcağına ayağımın tozuyla anlatmaya başlayayım. Ankara'ya indi uçak ve yaklaşık 10-15 dakika oldu. Ben de kanala geleli ve tüm konuşma metni şu an önümde. Bir saate yakın süre boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan sorularımızı yanıtladı. Ben hemen kendi sorduğum soruyla başlayayım. Yedinci gün geride kaldı bildiğiniz gibi Barış Pınarı Harekatı'nda ve planlanan takvimden daha hızlı gidildiğini de biliyoruz. Hızla ilerliyor harekat. Şimdi nasıl bir takvimin öngörüldüğünü sordum başkan Erdoğan'a. O da buradaki hedeflerden söz etti. Bizim hedeflerimiz malum belli. Hedeflerimiz nedir? Güvenli bölge başlığı altında Irak sınırından 444 kilometre batıya, öbür tarafta da 32 kilometre derinlik. Bu bizim onlarla başlattığımız Trump mutabakatının bir neticesidir. Ama ...mutabakata yaptığımız kişiler mutabakata uymuyor ne yazık ki... ...bu gelen heyetin önüne Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek heyetin önüne... ...ki biz uçaktan indikten sonra belli oldu ki... ...Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da gelecek... ...17 Ekim Perşembe günü... ...onların önüne tüm bu mutabakat metni verilecek... ...ve sonrasında da işte diyeceğiz ki... ...gelin bu terör örgütünü sınır dışına atalım... ...burayı güvenli bölge ilan edelim... ...iyi niyetliyseniz lojistik desteği beraber sağlayalım... Bu insanları çadırlardan kurtaralım. Teröristi düşünüyorsunuz da çadırlardaki milyonlarca insanı niye düşünmüyorsunuz? Gelin bu insanları konteynerden kurtaralım dedi. Yani bu nihai amaçlarımıza ulaşınca harekatta başarıyla sonuçlanmış olacak ama o da altını çizdi. Harekatın planlanan takvimden daha hızlı gittiğinin. Peki başka neler konuşuldu? Başka neler soruldu? Hemen şöyle bir notlarıma bakayım. Altını çizdiğim yerleri özellikle aktarmak istiyorum size. İşte bu akşam Sayın Putin'le görüşeceğini söyledi Başkan Erdoğan ki nitekim görüştüğünün haberini de bir taraftan ekranda paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ilan edin biz de müzakere için ara buluculuk yapalım teklifine karşı biz terör örgütüyle masaya oturmayız yanıtını verdiğini söyledi Başkan Erdoğan. Amerika gibi bir ülkenin bir terör örgütüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir müttefikinizin arasına girmesini doğrusu ben savaş hukuku bakımından da siyaset bilimi bakımından da asla doğru bulmuyorum dedim ve bunu Sayın Trump'a da söyledim dedi. Burası hakikaten önemli siz... E de masaya oturur musunuz diye sordum dedi ve gerektiğinde onlarla da masaya oturuyorum yanıtını aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir taraftan özellikle son saatlerde çok konuştuğumuz mesele Münbiç ve Kobani konuları bu konularda da Ruslarla ve Amerikalılarla görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Bu arada Putin'le yapacağım görüşmeden sonra belki günübirlik ikili bir görüşmeyi bu arada yapma durumumda olabilir dedi. Münbiç bildiğiniz gibi Amerikalıların daha önce bize 90 gün içinde tamamen boşaltıp teslim edeceğiz dedikleri bir yerdi. Şu andaysa rejimin Münbiçe çok ciddi baskısı var ama terör örgütü içeride bunu biliyoruz dedi. Onları boşaltarak değil, boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim diyecek bir lafımız yok. Ama buranın gerçek sahiplerine teslim edildiğine inanmıyorum dedi. Burada sadece bir etiket değişikliği var aslında. Yine YPG orada. O zaman farkı ne bu işin dedi. Nitekim eğer orada rejim güçleri olsa bizim zaten sonuçta istediğimiz asıl sahiplerinin orada bulunması. O yüzden buradaki bu tabloya da dikkat çekti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bir de tabii 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Başkan Erdoğan bildiğiniz gibi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davetlisi olarak bu konuda bir erteleme olup olmayacağı da soruldu Başkan Erdoğan'a şöyle dedi. Onlar şöyle bir şeyde direniyorlar ifadelerini kullandı. Önce ateşkesi ilan edelim. Ondan sonra diğer konuları görüşelim. Ben Sayın Trump'a dedim ki önce ateşkesi ilan edip daha sonra diğer konuları görüşelim olmaz. Bir defa müzakere adabına da tersdir bu durum. Önce anlaşacağız ondan sonra ateşkesi konuşacağız dedi. Onun için heyeti gönderip heyette bulunan arkadaşlarımız müzakere etsinler dedim. Tabi muhatabı muhatabıyla görüşecek. Kim geliyor? Ulusal güvenlik muhatabı Tabi kim İbrahim Kalın. Ona göre HYT milli savunma bakanımız da katılacaklar. Kimler geliyorsa karşılarında arkadaşlarımızı bulacaklar dedi. Ki buna işte yeni bir nota eklendi aslında. Çünkü başkan yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo da gelecek. Hal böyle olunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek Pence ve Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da masada olacak. Bu da Beyaz Saray'dan gelen, biz uçaktan indikten sonra Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra gelen yeni bir gelişme. Onu da aktarmış olalım. Bu arada tabii başka sorular da vardı. Altını çizdiğim yerlere bakmaya devam edeyim. Aktardığım gibi takvim süresi merak ediliyordu ne kadar süreceği harekatın çünkü bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı harekatı 7 ay 6 gün kadar sürmüştü. Daha sonrasında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatı 58 günde tamamlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar muhalefet partilerini ziyaret etti, liderleri bilgilendirdi ve takvimden daha hızlı, öngörülen takvimden daha hızlı ilerlediğini söyledi harekatın. İşte bunu da Başkan Erdoğan'a sorduğumda o da e, hızlı gittiğini söyledi ancak dediğimiz gibi burada nihai olan bizim amacımıza ulaşıp ulaşmayacağımız. Yani bir an evvel o güvenli bölgeyi oluşturmamız, terör koridorunu ve terör yuvalarını yok etmemiz. Yedinci gün geride kaldı Barış Pınarı harekatında. işte. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak bu gerçek müttefikiniz kim zaman zaman sıklıkla tekrar ettiği bir şey aslında yine Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu söylediğini aktardı ve bu akşam Vladimir Putin'le Rusya Devlet Başkanı ile görüşeceğini söyledi ki ekranlarınıza yansıyan bilgiler arasında o da var o görüşmenin sona erdiğini de söyleyelim ama önümüzdeki günlerde günübirlik bir ziyaret yapması da söz konusu Putin'le yüz yüze görüşmek istiyor zira ve terör örgütüyle masaya oturmayacağımızı söyledi önce ateşkes sonra müzakere olmaz önce müzakere sonrasında ateşkes olur dedi bunu asla doğru bulmadığımı söyledim Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuk yapma girişimini hayretle karşıladığını söyledi ve Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine bir heyet geleceğini de bir kez daha aktaralım son olarak şöyle bir notlarıma bir kez daha göz atayım değinmediğim bir mesele kaldı mı diye zannediyorum kalmadı en sıcak gelişmeler bunlar son olarak şu Avrupa Birliği'nin tutumu ile ilgili söylediklerine de bir iki cümle edeyim şöyle dedi biz teröristlere karşı bu mücadeleyi sırtımızı Adana Mutabakatı'na dayayarak yapıyoruz dedi. Adana Mutabakatı bu işin zaten esasını oluşturuyor dedi. İkinci bir madde bütün NATO üyesi ülkelerin şu anda bizim yanımızda yer alması gerekir dedi. Bu yükümlülüktür. Bu beşinci maddenin yükümlülüğünü de NATO üyesi ülkeler şu anda maalesef yerine getirmiyorlar dedi. Kim bunlar? Başta AB üyesi ülkeler. Bunlar AB'de bile bu kararları alırken neye göre alıyorlar? Bunu da düşünmek lazım. AB'de kalalım mı kalmayalım mı? Yani yani haklılığım çıkıyor mu? Bir başka iş kapıları açarız dedim rahatsız oldular. Bu işin ne kadar ciddiye doğru gittiği şimdi ortaya çıkıyor dedi. Cansın Elvacı kısaca özetlemem gerekirse önemli kısımlar altını çizdiğim kısımlar böyleydi. Sözü tekrar sana bırakayım kolaylıklar dileyerek.